uzay gizemlerle doludur. Son 50 yılda Güneş sistemimize ve hatta onun da ötesine insan yapımı uydular gönderdik. Elde ettiğimiz veriler aklın sınırlarını zorlayan cinstendi. Henüz 200 yıl öncesine kadar evrende sadece bizim galaksimizin olduğunu, diğer tüm yıldızların Samanyolu galaksi içerisinde yer aldığını düşünüyorduk. Ufkumuz bu kadar dardı. Ama bugün içinde 200 milyardan fazla yıldızın olduğu galaksimizin evrende bir kum tanesi kadar bile yer kaplamadığını biliyoruz. Her geçen gün evreni biraz daha tanıyoruz. Ne kadar az şey bildiğimizi, evrende bir toz zerreciği kadar bile yer kaplamadığımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz. NASA, yani Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 1958'den beri yürüttüğü uzay programlarıyla evreni anlamamız noktasında bizlere büyük katkılar sundu. Bu alanda zirveyi temsil ettiler. Ancak anlayamadığımız, bir mantık temeline oturtamadığımız çok fazla görüntü, çok fazla cevapsız soru vardı. Uzay, aklın sınırlarını zorlayacak kadar büyük. Geceleyin gökyüzüne baktığımızda sayısız yıldız görürüz. Bunlar sadece uzaydaki en yakın komşularımızdır. Arkalarında, gerilerinde sayısız yıldız kümesi ve bizimki gibi birçok galaksi vardır. 2003 ve 2004'te Hubble Uzay Teleskobu, uzaydaki bir alanın sadece küçük bir kısmının bir dizi yüksek çözünürlüklü ultra derin alan görüntüsünü kaydetti. Gökbilimciler bu alanı incelediklerinde içinde galaksiler olduğunu fark ettiler. Hubble teleskobu 5000 üzerinde fotoğraf çekti. Bu görüntüler evrenimizde milyarlarca gökada, yani galaksi olduğunu gösteriyordu. Hatta son çalışmalar 2 trilyon galaksi olduğunu, yani tahmin ettiğimizden 10 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bu da dünya dışı akıllı yaşamın varlığının oldukça muhtemel olduğunun bir kanıtıydı. Güneş'e en yakın cüce gezegen Sirius. Onu ilk kez 1 Ocak 1801'de İtalyan astronom Giuseppe Piazzi sayesinde keşfettik. O, bir gezegen olmak için çok ufak ama bir asteroid olmak için de çok büyük. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağındaki en büyük cisim. NASA'nın Dawn ismindeki uzay sondası Sirius'un son görüntülerini bizimle paylaştığında ortaya garip bir gizem çıktı. Görüntülerde Sirius'un yüzünde iki parlak nokta gözüküyordu. Noktalardan biri diğerinden daha parlaktı. Bunlar bir tür dev volkanların büyük birikintileri miydi? Yoksa çok daha gizemli bir şey mi? Sis bulutunun dağılması, yanıtın bize ulaşması için yeni ve yüksek çözünürlüklü görüntülerin gelmesini beklemek zorundayız. Mars'ın hayal gücümüzün bile ötesine geçen büyüleyici bir geçmişi var. NASA'nın 6 Ağustos 2012'de Mars'a indirmeyi başardığı uzay aracı Curiosity, o günden beri çektiği fotoğrafı dünyaya aktarıyor. 3 Nisan 2014 tarihine kadar gönderdiği görüntülerde pek ilginç bir şey yoktu. Ancak o gün dünyaya ulaşan görüntülerde ilginç bir ayrıntı vardı. Bu görüntü insanların epey bir ilgisini çekti. Bu ışık nasıl açıklanabilirdi? NASA daha sonra bu parlak noktaları her hafta gördüklerini açıkladı. Mars, kozmik ışınların yüzeye kolayca ulaşmasını sağlayan ince bir atmosfere sahip. Işınlar aracın kamerasına çarptığında görüntülerdekine benzer parlak noktalar görülebilir. Ya da daha basit bir açıklaması olabilir. Belki de onlar güneş ışını yansıtan büyük kayalardır. Uzaydaki en yakın ikinci komşumuzun hala içinde birçok sırrı barındırdığı, geçmişinin şüpheli olduğu bir gerçek. Mars'ın güneş sistemimizdeki sırlarla dolu tek gezegen olmadığını biliyoruz. Jüpiter'in büyük kırmızı noktası buna güzel bir örnek. Bu büyük nokta muhtemelen antisiklonik bir fırtına. Ve bu fırtına 180 yıldan fazla bir süredir, hatta kimi bilim insanlarına göre de 350 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Güneş sistemimizdeki gezegenlerden ancak çok azı Satürn'ün sahip olduğu bu şeye sahip olabilir. Satürn'ün kuzey kutbunda dev bir altıgen var. Bu altıgenin her bir tarafı neredeyse 14 bin kilometre uzunluğunda. Bu da Dünya'nın çapından, yani 12.742 kilometreden daha büyük bir sayı. Bilim insanları bu altıgenin aynı Jüpiter'deki nokta gibi güçlü atmosferik rüzgarlardan kaynaklandığını düşünüyorlar. Yine de bu büyük gaz devinin daha yakından görüntülerini çekene kadar bu sorunun yanıtını tam olarak bilemeyeceğiz. 1899'da Tesla'nın tekrarlayan bir radyo sinyali aldığı, bu sinyalin uzaydan geldiğine inandığı ve bulgularını bir konferansta açıkladığı biliniyor. Bu sinyal 1920'de amatör telsizciler tarafından da fark edilmişti. Bu olay yüzlerce esrarengiz hikayenin doğuşuna neden olmuştu.
Onun ismi Kara Şövalye. Dünyanın etrafında dönen yapay bir uydu. Belki duymuşsunuzdur. Kulaktan kulağa dolaşan gizemli bir hikayenin kahramanı. Onun hikayesi ilk kez 1954'te bir takım gazetelerde çıktı. Dünyanın etrafında dönen iki yapay uydudan bahsediliyordu. Bu uyduyu kim yapmıştı? Tarih 1954. Yani ne ABD ne de Sovyetler Birliği'nin bu tip bir teknolojiye sahip olmadığı yıllar. Bu hikaye 6 yıl sonra 1960'da ABD Savunma Bakanlığı dünyanın yörüngesine dolaşan bilinmeyen bir nesne keşfettiğinde daha da güçlendi. ABD donanması düşman casus uydularını tespit etmek için tasarladığı bir radar ekranında ilginç bir şey keşfetmişti. Yetkililer koyu renkte dönen bir cismi tarif ediyorlardı. O yıllarda hem Sovyetler Birliği'nin hem de ABD Hava Kuvvetleri'nin yörüngemizde araçları vardı. Ama bu şey her ikisine de ait değildi. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu ve anlaşıldığı üzere doğal bir geçmişi yoktu. Yapay, akıllı bir canlının imzasını taşıyor gibiydi. Gizemli cisim, uygun bir kutupsal yörüngenin 90 derecelik açısıyla değil, ekvatora yaklaşık 79 derece açılı bir yörüngede dönüyordu. Savunma Bakanlığı, hikayenin etkisi arttıktan sonra bu gizemli cismi izlemeye başladı. Tam 2 hafta boyunca izlediler, ancak net bir sonuca varamadılar. Bu şey 1954'teki Kara Şövalye miydi, yoksa daha egzotik bir tarihi mi vardı? Onun 13.000 yıldır yakınlarımızda olduğunu düşünenler bile var. Nesne, ABD Hava Kuvvetleri tarafından birkaç önce başlatılan Discoverer uydu projesinin bir parçası olarak tanımlandı. Ancak hikayenin son sayfasına henüz gelinmemişti. Kara Şövalye'nin gizemi dönem dönem yeniden ortaya çıktı. ...1963'te astronot Gordon Cooper, Mercury 9'da 15'in turundayken bir UFO gördüğünü bildirdi. Onu gören sadece Gordon Cooper değildi. NASA'nın Avustralya yakınlarındaki izleme istasyonunda çalışan yaklaşık 100 kişi de radar ekranlarında bu şeyi görmüştü. Daha sonra resmi bir açıklama geldi. Cooper'ın aracındaki elektronik cihazların arıza yaptığı ve kendisi çok fazla karbondioksit olduğu için halüsinasyonlar gördüğü açıklandı. Bu görüntü nesnenin son görüntüsü olarak internette dolaşmaya devam ediyor. Çekildiği tarih 1998. STS-88 uzay mekiği görevi sırasında çekildi. Görüntüler önce halka açık bir şekilde yayınlandı. Fakat daha sonra erişim kısıtlandı. Bir müddet sonra yeniden ortaya çıktı. Çünkü eğer bir kere yayınladıysanız artık onu yok etmek imkansız demektir. Hakkında çıkan çeşitli raporların aksine bu muhtemelen bir uzay aracı enkazına ait ve bize aslında hiç de yabancı değil. Çünkü uzay mekiği Endeavour'dan kopan termal bir battaniye olduğu düşünülüyor. Görüntü ise bazılarına göre bunun aksini söylüyor. O daha çok bir uzay aracına benziyor. Yılmadan çalıştığımız ve merakımızın peşinden gittiğimiz sürece hayal gücümüz bizi daha çok öğrenmeye teşvik edecek, evrende daha önce hiç gitmediğimiz kadar ileriye taşıyacaktır. Geçmişte bizi dünyaya sabitleyen düşüncelerimizden sıyrıldık. Önümüz artık çok daha açık. Neil Armstrong'un da dediği gibi gizem merak uyandırır ve merak da insanın anlama arzusunun temelidir. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.